Şiyam'ın telefonuna ulaşamıyorum. Telefonunu kapatmış. Bayron da telefonu kapatmış. Orada neler olduğunu kimden öğrenebiliriz? Bay Basant! Bay Basant! Kızım nerede? Kızım nerede? Size kızım nerede dedim? Nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun kızımı sağ salim eve getirmek zorundasınız. Bu sizin sorumluluğunuz. Kacan kardeş, biz elimizden geleni yapıyoruz. Böyle büyük bir şey oluyor ama sizin bizi arayacak vaktiniz olmuyor mu? Yahu ben onun babasıyım. Bu kadın da onun annesi. Haline bakın. Ne hale geldi ağlamaktan. Sumitra, sen de bir annesin. Bir annenin acısını en iyi sen anlarsın. Kızımı uzağa göndermeden önce ailesine haber vermeyi bir kere bile düşünmedin. Söyle bana Sumitra. Kızımın hayatını tehlikeye atmadan önce kalbin hiç mi titremedi senin? Eğer kızıma bir şey olursa o zaman ben de kendi canıma burada kıyarım. Annesi canına kıydıktan sonra acısından kurtulacaktır. Ama ben... ben sizi asla yaşatmam! Ben sizi yaşatmam asla! Sizin yüzünüzden benim kızım... Biz de anneanne için çok endişeliyiz. Endişe ediyorlar Mert! Şayet umrunuzda olsaydı kızımı o uzak şehre göndermezdiniz! Hepiniz kızımı ölümün pençesine bile bile attınız! Şimdi de karşıma geçmiş sahte gözyaşı döküyorsunuz. Sen kızımdan asla hoşlanmadın ki. Onu habire azarlayıp durdun sen. Kızıma neden değer veresin ki? Umurunda değil ki. Dediğin gibi değil kardeşim. Lütfen beni dinle. Bak, Anandi Mumbai'ye kendi isteğiyle gitti. Bayron ve Şiyam'la birlikte Jagu'ya yardım etmeyi kendi istedi. Dur! Orada dur bakalım! Küçük bir kız koca şehirde nasıl birini aramaya gider? O daha küçük bir çocuk! Bunu düşünemediniz mi? Neden saldınız onu? Yapmak zorundaydık kardeşim. Buna mecburduk. Jagu bize kızıp evden kaçtı. Anandi dışında kimseyle konuşmaya hazır değildi. Telefonu bile Anandi'ye bırakmıştı. Bu sayede Mumbai'de olduğunu öğrenebildik. Anandi'yi durdurmaya çalıştığımızdaysa Jagu'nun ancak kendisiyle konuştuğunu, çünkü evdeki herkesten gizlendiğini söyledi. Belki de bu şekilde onun yerini öğrenebilecektik. Bak, hata yaptığımızı kabul ediyorum. Size haber vermemiz gerekirdi. Ama inan bize, sizden bir şey saklamak gibi bir niyetimiz yoktu. Her şey aniden oldu ve çok korktuk. O zaman biz hiçbir şey düşünemedik, anlıyor musun? Umarım beni anlıyorsundur. Bayronsa... Tanrı biliyor... Anand için... şu anda en az sizin kadar endişeli ve üzgün. O sizin kızınız olabilir ama o bizim de kızımız sayılır.
Tanrı şahittir kardeşim. Bugüne kadar biz Anandiye de Jagu'ya verdiğimiz kadar sevgi verdik. Onu sevdik. Şuraya bakın, şuraya bakın. Sumitra'ya bakın. Ağlamaktan kendine ne yaptığına bir bakın. Bize neden açıkça sadece kendi oğlunuzu bulmayı düşündüğünüzü söylemiyorsun? Kızım kimsenin umurunda değil ki. Torunun evden kaçtı. Sen ne düşündün ki? İnsanlar öğrenirse itibarınız zedelenir. Bu yüzden bize haber vermeyi bile düşünmedin. Ve torununu bulsun diye kızımı o uzak şehre gönderdin, değil mi? Ufacık şeyler hakkında şikayet etmek için bizi her zaman aradın, durdun. Ama böyle hayati bir şey olunca bizi arayacak vaktiniz olmadı mı ha? Ben de şehre gidebilirdim. Oğlunuzu ben de bulabilirdim. Ama senin kızıma düşmanlığın var kadın. Kızım bu evde bugüne kadar huzurla tek bir nefes almadı. Sürekli azarlandı, dayak yedi ve aşağılandı. Ve bugün torununun yüzünden benim kızımın hayatı tehlikede. Anandim şu an hastanede. Rahatladın mı şimdi? Söyle bana, rahatladın mı? Huzur buldun mu? Söylediğin şey doğru Kacan. İlk günden itibaren kızının ne huyundan ne de davranışlarından gerçekten de hoşlanmadım. Ama eğer kızının düşmanı olduğumu düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Tanrı şahidimdir, kendi düşmanlarıma bile asla zarar vermek istemedim. Kızına gelince bu ailenin bir parçası o. Anandi benim torunum yüzünden hastanede. Onu azarlamayla cezalandırmaya gelince aileme verdiğim disiplini ona da vermek istedim. Yaptığım şey sadece buydu. Bu yaptığımı bugün yine yaparım. Çünkü bir ailenin onuru ve saygınlığı kadınlarına ve kızlarına bağlıdır. Benim için Sugna ve Anandi arasında hiçbir fark yok. Eğer hata yaparlarsa, o zaman ikisi de cezalandırılır. Eğer iyi şeyler yaparlarsa, o zaman da ödüllendirilirler. Onu bu aileye gönüllü getiren de, bütün geleneklerimizi öğreten de benim, tamam mı? Gönüllü olarak mı? Bundan sakın bahsetme. Yeter. Yeter artık Kacan kardeş. Sen kimi suçluyorsun, annemi mi? Biliyor musun? Anandi'nin haberini aldığımızdan beri annem ne yemeğe ne de suya dokundu. Gelininin iyi olduğu haberini alıncaya kadar da hiçbir şey yemeyecektir. Ama sen onu suçluyorsun.
Sen kızımı her şeyden koru. Her şeyden koru Tanrım. Kacan kardeş, kendini toparla. Dinle, böyle bir zamanda sabırlı olmak gerek. Merak etme, her şey yoluna girecek. Ümidini kaybetme lütfen. Bay Basant, beni kızıma götür lütfen. Kızımın yüzünü bir kere görmeme izin ver. O zamana kadar ben nefes alamam. Lütfen beni götür. Sen ayağa kalk. Dinle, sizi Mumbai'ye götüreceğim. Gene birkaç günlük giysi hazırla. Hayır Bay Basant, sen burada kal. Eve göz kulak olacak birileri olmalı. Sen bana hastanenin adresini ver, ben Anandi'nin annesiyle giderim. Kacan kardeş, orası çok büyük bir şehir, nasıl? Hayır Bay Basant, evladının hayatı tehlikede olunca Tanrı ebeveynlere her türlü yardımı yapacaktır. Biz kızımızı buluruz. Sadece bize hastanenin adresini verin. Tamam. Bhagwat, beni de yanınıza alın. Jagu ve Anandi olmadan ben burada ne yaparım? Söyle bana, beni de götürecek misiniz? Tabii. Keseriya